Kuşadası Soğucak'tan herkese selamlar. Arkadaşlar burada evlerin fiyatı 24 milyon Türk lirasından başlıyor. 24 milyon bizim paramızla başlayan fiyatlarla bu evler satılıktır. Denize 2 kilometre yakınlıkta, arsalar 400 metrekare. Evin bahçesini, dört tarafını gösterdikten sonra evin içine gireceğiz. Evin içinde neredeyse hiç boya yok. Hepsi lake kaplama arkadaşlar. Full akıllı bir ev. Dönelim evin özelliklerini ben bildiğim kadarıyla size özetleyeyim. Balkonların altına betonpan uygulaması. Dış cephede yine granit kaplama. Efendime söyleyeyim, yerden ısıtma, merkezi iklimlendirme sistemi var. Çelik kapı özel kapıdır. Full deniz manzaralı. Sauna, hamam, sinema desek daha yerinde olur. Cep sineması demeyelim. Çünkü büyük bir sinema alanı var. Kamerya alanı var. Yani filmlere konu olmuştu. Sen öt ben anlarım. Ben böyle anlatınca siz zaten görselde anlayacaksınız. Burası da kamerya alanımız. Dört tarafı açık. TEDAKA'daki gibi. Yani dil kurumumuzdaki gibi. Bizim devletimiz gibi dört tarafı açık. Müstakil bir ev. Burası da kamerya alanı. Hatta net için yani uydu net için ne var arkadaşlar? Çanağı bile var. Otomatik sulama sistemi var. Ferrah, tepe, havadar bir yerde. Kuşadası Soğucak'ta. Soğucak. Net deniz manzaralı. Birazdan deniz manzarasını göstereceğiz. Bu ön tarafı olabildiğince, sana zahmet olabildiğince bir oku. Kamelya kadar her tarafı. Ev full akıllı bir ev. Burada da bir kobrası var. Keşke açmış olsaydık. Balkondan da böyle bir şelale akıyor arkadaşlar. O şelaleyi açmış olsaydık bizim için daha iyi olurdu ama açmadık. Şimdi bu bahçeleri gösterdik. Bu camlı yeri göster. Orada da büyük bir balkon var arkadaşlar. Güneş kırıcılar. Dış cephedeki gizli çatı var bir de. Gizli çatı. Bir de zaman uyarlı ledler var arkadaşlar. Yani yapı denetimli deprem yönetmenliğine uygun kullanılan beton sınıfı C30. 16'lık, 14'lük, 12'lik. 10'luk ve 8'lik demirler de burada kullanılmış. Ve evin arka tarafını göstereceğiz. Önde havuz vardı. Arka tarafta da süs havuzları yapılmış arkadaşlar. Bunlar da size gösterme çabasında olacağız. Dediğim gibi beyefendi de daha önce biz çekmiştik. Fiyatları yanlış beyan etmiştik. İkinci bir düzeltme yapıyoruz. Yani maliyetlere bakıldığı zaman bu çelik kapı ben beyefendiye söyledim. Dedim nereden aldınız? Özel tasarımdır bu çelik kapılar. Bu ledler zaman uyarlı. Binanın dış cephesinde günün birinde boya deforme oldu. İşte boya şöyle oldu böyle oldu değil. Ömürlük bir ev arkadaşlar. Şimdi bu arka tarafta güneşi de karşımıza aldık. Garajımız burada. Garajımız burada. Biraz daha ileriye çok ileriye git ki iyice okuyalım. Garaj kapısı da çıksın. Yani burada şantiye şefi, yapı denetimi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ne varsa 8-9 mimar mühendisin imzası var burada. Binamızın kimliği de zaten yetkili belediyede ve yetkili kurumlarda var arkadaşlar. Ulaşmak isterseniz ulaşırsınız. Bu ev, bu tarafı da gösterelim, bu tarafı da gösterelim. Yürüme yolları betona boğmamışlar. Böyle büyük bordur taşlar mı dese, karo taşlar mı koymuşlar. Otomatik sulama sistemi de var. Buralarda bir daha böyle botanik bahçe edasında bir görsel yapmışlar. Dediğim gibi tekrar bitkilerin arasında bu güneşten enerji alan lambalardır herhalde. O da cep yakmıyor. Burası da böyle arkadaşlar. Deniz manzarasını bir daha gösterdik. Şimdi denize nazır her ne kadar sauna, hamam, cep sineması, giyinme odaları çok zengin. Onlar olmuş olsa dahi burada tam bu camın olduğu yerde bir ebeveyn banyolu oda var. O odanın içinde jacuzzi var. Camlar da fumeli, klasik camlar değil. Öyle bir jacuzzi sefası da sürebilirsiniz. Onu da söyledim. Diğer tarafta bir balkon seyri sefa köşesi mi diyelim. Orayı da özetledik. Doğramalar da alüminyum. Yani böyle tane tane söylüyorum. Bazen kaçırıyorum. Bağışlayın beni. İçerideki lake kaplamalar zaten başlı başına bir külfet, bir güzellik getiriyor. Bunlar da arkadaşlar alttan betonpan uygulaması. Diğer tarafta da ne vardı? Büyük bir teras vardı. Şimdi tekrar arkaya doğru geldik. Yani nizami kurallar ne emrettiyse o şekilde yapılmış. Güzel mi güzel bir ev. Perşembenin gelişi çarşambadan belli derecesine zengin bir kapı girişi var. Şu kapı girişi de ben kıyamıyorum. Ayaklarım temiz. Parmak izli arkadaşlar bu kapı. Şifreli, parmak izli bir sürü fonksiyonu var. Ve şimdi ne yapalım? Evimize girelim. Çünkü galoş giyeceğiz. Arada kopma mopma olmasın.
Böyle kapatalım eve evet, girelim. Özel tasarım çelik kapımız da bu. Şimdi merhaba dedik evimiz. Merhaba dedik arkadaşlar. Bu katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo var. Bu katın altında sauna, hamam, sinema salonu, bir de giyinme alanları var. Üstte de 3 oda var sevgili arkadaşlar. Buradan geldik. Kapımızı kapattık. Aynalı bir vestiyerimiz var. Oldukça zengin. Bu merdiven kovası da bir galeri boşluğunu andıran bir merdiven kovası. Full akıllı bir ev. Merdivende konsol merdiven ama daha modern bir merdiven yapılmış. Dedik duvarlarda neredeyse hiç boya yok ve duvarda her ne kadar lake kaplamalar yapıldıysa bu lakeler terbiye edilmiş. Bunların ismi siestrimine öyle bir şey. Buna rağmen en son ne terbiyesi varsa yapılmış bu kaplamaların içine de ledler konulmuş. Çok uzattım ama burada bir daha bir dolap var ve sağ yüzümüzü çevirdik. Burada şömine var, duvarlar tekrar hepsi lake kaplama, doğramalar da hepsi alüminyum. Yani birinci sınıf alüminyum. Yerde kullanılan taşlar sanırsam 180'e 1 metre ebatlarında, tavanda da iklimlendirme sistemi var arkadaşlar. Full akıllı bir ev. Yani yerden ısıtma denize 2 kilometre 400 metre arsa, duvarlarda kaplamalar, akıllı ev. İşte tavandan üfüren, soğutan ya da ısıtan bir klima sistemi var. Buradan da güneşi karşımıza aldık. Denize de 2 kilometre uzaklıktayız. Ve yüzümüzü tekrar mutfak, kısmen ayrı mutfak, tamamen denize nazır. Ada mutfaklı. Ada mutfak derken burada ocak var. Üstüne borusu var davulumbazın. Sanırsam eksik daha yapmamışlar. Doğramaların alüminyum oluşu nereden de böyle her yerden kendi belli ediyor, kaliteli. Burası buzdolabı arkadaşlar. Sonra burası bulaşık makinesi. Bu mermerler, yıkama yeri, efendim dolaplar bizim birçok yerde kullanılan dolaplar, lake ya da başka bir şey değil. Bunlar özel imalat. Bura mikrodalga ve işte burayı bitirdik. Yüzünü bir daha böyle hafif buraya çevir. Salon bu. Şimdi salon ile mutfak normal giriş koridordan 1, 2, 3 basamak aşağıda. Burada bir dolap daha var. O tarafta bir şeyler gösterdik. Kapılarda yani banyolara girince eşik yok arkadaşlar. Banyolarda bir daha granitler var. Yanı sıra kaplamalar da yapılmış. Bunların arkasında da tekrar elektrik ledler döşenmiş arkadaşlar. Şimdi geldik zemin kattaki oda. Yerden ısıtmayı söyledik. Full akıllı dedik. Duvarlarda hiç boya yok. Hepsi kaplama. Deniz manzaralı. 24 milyon TL'den başlıyor dedik. Çatılar gizli çatıdır. Çatılar gizli çatı. Klima ünitesi şu bu, ayağınıza takılacak hiçbir şey yok. Tamamen her şey düşünülerek yapılmış. Dolaplar da derin arkadaşlar. Bu dolaplar da derin. Duvarlardaki kaplamaların malzemesinden dolaplar da yapılmış. Buradan yol aldık çıktık. Bu da derecelendirmeler arkadaşlar. Bunlar da derecelendirmeler. Ve boyanın hiç olmayışı çok güzel olmuş. Merdivenler döner merdiven. Yukarıdan evet yukarı kata çıkınca sanırsam konsol merdiven burası. Burası beton merdiven galiba, evet. Ve indik. Arkadaşlar genelde mağazalarda görürsünüz. Yani bizim İstanbul'da ya da yurt dışına gidenlerimiz var. Ya da başka büyük şehir metropollere gidenlerimiz var. Büyük mağazalarda işte buralara kravatlar, o pahalı giyim kuşamı koyarlar ya, işte orayı bana andırıyor. Burada böyle. Muhtemelen bu zincirli olan yere de bir aksesuar gelecek. Bu da buradan 2, 4, 6 tane ledli dolap. Bu da uzun elbise için herhalde, bir tane de burada. Burada herhalde kıyafetini kontrol et, işte saçını tara falan. Burada bir daha uzun elbiseler için. Ve dolap böyle devam etti. Geniş bir alan, geniş bir alan. Oradan bahsettik. Buraya cep sineması diyorlar ama bence buna sinema salonu da demek yerinde olur. Duvarlarda izolasyon yapılmış, ses izolasyonu. Zaten yerden ısıtma falan hepsi var. İşte yıldızların arasında güneş topla benim için Samanyolu gibi bir uzay boşluğu da var. Sonra burada bir dolap daha var. Bir ledli bir dolabımız daha var arkadaşlar. Karanlıkta böyle de bu loş ışıklar daha iyi oluyor. Evet. Şimdi sinema salonunu gösterdik. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Sauna ile hamama gidiyoruz. Dolap buradan başlıyor. Kocaman bir dolap. Geldik saunamız da bu. Saunamız da bu arkadaşlar. Tam faal saunamız da bu. 24 milyondan başlıyor. Yerinde görmeden etmeden de karar vermeyin. Bu kapı nereye gitti? Bu kapı ahşap kapı takılmadı arkadaşlar. Niye takılmadı? Çünkü su alır, şişer vesaire.
Oraya alüminyum kapı gelecek. Burası da hamamımız. Hamamı da gösterdik. Sauna, hamam. Her ne kadar hamam bir banyo mantığını taşımış olsa dahi bir banyo lazım. Buraya da bir daha ekstra bir banyo yapmışlar. Zaten hamam olunca zaten orada insan yıkanır. Ama bir ayak yolu, bir lavabo vesaire olmuş. Şimdi bu giyme dolabını gösterdik. Dedi ki duvarlarda hep giydirmeler var. Bir de buraya büyük bir ayna yapmışlar. Her taraf ayna, her taraf ayna. Biri yazmıştı geçen çekimimde, demişti. Çok ayna olan yerlerde demişti. Ne demişti? Demişti 3 harfli mi, 5 harfli bir şey demişti. O yüzden valla sen de dua oku, 3 harfler kaçar. Ve şimdi yukarı çıktı. Konsol merdiven. Merdiven kovası boğucu değil. Neredeyse bir galeri boşluğu edasında yapmışlar. Korkuluklar. Yani bunu yapan usta muhtemelen bu camı 100 santigrat derecede ısıtıp yamultmuş mudur? Ne beceriymiş bu 100 santigrat derece? Bu merdiveni bir gösterir misin Can? O camı nasıl ustalık gerektirmiş bu böyle? Bakın arkadaşlar, camı nasıl yamukken yapmışlar. Buraya muhtemelen bir avize de gelecek. Şimdi koridorumuz da bu. Burada da 3 odamız var. 3 odamız da burada var. Kapılar sıradan kapı değil arkadaşlar. Bakın, stati asmolen olarak çözülmüş. Kapılar çok yüksek. Ve bu yatak odasına gireceğiz. Bu ebeveyn banyolu yatak odası. Evet. Bu katta birinci odayı göstereceğiz. Birinci odanın banyosu bu. Bu banyosu. Sonra aşağıdan ben herhalde söyledim ya da söylemedim mi? Duvarlardaki kaplamaları görüyorsunuz. Denize nazır dilenirse bir jacuzzi'nin altyapısı var. Buraya denize nazır böyle nargile mi ne yaparsın işte son günlerde jacuzzi makuzzi böyle haberlere çıkıyor. İşte isterseniz kendi malınız denize karşı bir jacuzzi sefası izlersiniz, yaparsınız. Evet, deniz manzarası da bu. Deniz manzarasını gösterdin. Her taraftan deniz var. İşte burada yatak odasında böyle bakım yerleri vesaire. Bu buradan sınırlı değil. Arkaya doğru gidiyor. Bunların malzemesi neyse ne pahalı ya da iyiyse herhalde iyi olan şeyler pahalıdır. Duvardaki giydirmeleri gösterdik. Sonra geldik. Bu tarafta bir odamız daha var arkadaşlar. Bu odanın diğer tarafı da sanırsam 15 metre bir balkon var. Yani var balkon da sanırsam 15 metre karedir deme anlamında. Burayı da biz açtık da valla nereden açılıyor bilmiyorum. Ev o kadar akıllı ki bizden akıllı. Yine gömme dolabı var. Duvardaki lake kaplamaların maddesinden orayı da gösterdik. Sonra burada bir banyo var, sonra diğer odayı gösterelim. Yani özene bezene çalışılmış. Öyle 3 ayda yaptım bittim, 5 ayda yaptım bittim değil. İnşaatın başlangıç tarihini biliyorum. Bu inşaatı biliyorum. Yani hani her parası olan adam inşaat yapabilir falan ama bazıları ahlaklıdır. Yani şeydir, hani ben kimseye ölçme hakkım değil ama neticede dünya malı dünyada kalır. Güzel yapmışlar. Yani bayağı ne demek istedim? 2 yıl belki sürdü bu inşaat. Bu inşaat çok uğraştılar yani. İşte burada da böyle dolaplarımız var arkadaşlar. Gömme dolaplarımız. Duvardaki kaplamaları gösterdik. Tavanlardaki üfüren bir şeyleri de gösterdik. Can bitti mi Can? Bu banyoyu gösterdik değil mi? Arkadaşlar ev bu. İlginizi çekerse 24 milyondan başlıyor. Daha önceki tanıtımım ne sayarsanız sayın. İşte ne sayarsanız sayın. Biraz patanaş yaptım. Bazen patanaşta da bir hayır var. İşte durum bu yani. O zaman sildik. Beyefendi sağ olsun bizi bilgilendirdi. Eksik bilgilerimiz vardı. Böyle oluşunda da bir hayır var. Saygılarımla ilgiler.